Neredeyiz? Bursa Irganda Köprüsü'nde. Evet, Irganda Köprüsü'nün esprisi ne? Aslında bu 1400'lü yıllarda yapılmış normal bildiğimiz birçok şehirde gördüğümüz köprülerden biri. Köprü. Ama dünyada bu şekilde yani Araslalı yani çarşılı. Köprü 4 tane. İşte burayı... 2 İtalya, 1 Bulgaristan, 1 Türkiye. Biz bunu 2'ye çıkaralım. Olur. Ama şimdi konumuz ne? Evet. Bursa. Bursa tabii. Aslında Osmanlı'nın dibacesi. Yani ön sözü. Çünkü başkenti. Evet. İlk başkenti. Aynı zamanda ismini eski bir krallıktan almış. Kralın ismi Prosios. Onlar da yaşamış burada. Evet. Bursa'yız gibi yani böyle telaffuzda zorlanır Latince. Ama karakterini kimden almış? Osmanlı'dan. Aynen bu. Osmanlı'dan. Ovalar, muhteşem bir dağ, Uludağ malum eski ismi Keşiş Dağı. Nereye bakarsan bak görüyorsun. Evet, çınarından bile anlıyorsun. Sulanabilir bir arazi. Evet. Hacivat ve Karagöz. O daha ne olacak? Hacı Kuş Bey. Ben Hacı sen Karagöz. Şimdiden seçeyim bak ona göre ha. Peki. Tamam mı? Peki. Evet, şimdi ne yapalım? Göre. Bu muhteşem şehri bir anlamaya çalışalım. Tarihi sokaklarını, lezzetlerini, insanlarını tanımaya çalışalım. Evet. Tanımak için de ben sana bir ufak hikaye anlatayım mı? Anlat. Burası aynı zamanda biliyorsun leylekler, leyleklerin göç yeri. Yazlık yeri. Ha. Yazın gelir, kışın giderler biliyorsun. Evet. Leyleklerden biri bugün uçmuş. Uçmuş ben nereye konayım falan filan derken evleri bir incelemiş. Bakmış ki bir tane alimin evi var. Alimin evi. Bir alimin eviyse burası benim en rahat edeceğim yer bir. Hemen pat yuvasını oraya yapmış abi. Ama sabahleyin alim dediği adam kalkıp yuvayı görünce almış taşı vurmuş yıkmış dökmüş. Vay vicdan. Evet. Şey buna çok kızmış leylek. Doğru kadıya şikayet etmiş. Çağırmış kadı, demiş ki birebir cezası. Onun da ayağını kırın. Onun da ayağını kırın. Demiş ki leylek durun, yapmayın, şöyle yapalım demiş. Biz bunun ayağını kırmayalım, millete teşhir edelim. Diyelim ki her zalimi alim zannetmesinler diye. Her alimi de zalim. Her alimi de zalim tabii. Abi bomba. Güzel yani laf. Bursa'nın leyleği bile... Önemli. Önemli. O zaman bakalım Bursa nasıl? Bursa mutfağını konuşmak çok zor. Çünkü insanların aslında hayallerini bile aşabilecek bir mutfağı var. Neden? Çünkü bir kere burası bir payitaht. Yani başkent. Dolayısıyla saray mutfağından çok etkilenmiş. Ama hikaye sadece saray mutfağı değil. Çünkü buranın bereketli ovaları, sulanabilir ovaları, ormanları, tabii bir tarafta Keşiş Dağı, yani Uludağ'dan bahsediyorum. Bütün bunlar birleşince olağanüstü bir mutfak olmasından normal ne olabilir? Dahası da var. Bir ton göç almış olduğu için. Bravo, mübadele, Macurlar, göç. Macurlar, birçok... Balkanlar, Çerkezler, Abazlar falan. Yani neredeyse tüm etnik grupları bir arada barındıran bir şehir. Kesinlikle. Bunların da kuşkusuz ki mutfağa çok büyük bir katkıları evet. var. Şöyle, aslında şöyle düşünmek. İki tane mutfak var aslında Anadolu'nun birçok şehrinde. Ne bir bilinen mutfak. Yani hep nedir işte İskender kebap mesela. Tüm dünyaya mal olmuş ama diğer taraftan bir de bilinmeyen tarafı var. Nedir o? İnsanların çok fazla içine girmediği geleneksel mutfak dediğimiz mutfak. Tabii bunu destekleyen neler var? Ürünler var. Tabii ki. Şekil birağı da gördüğü gibi kestane gibi, şeftali gibi, inşallah görürüz çilek gibi. Hatta biliyorsun Bursa deyince akla en çok gelen şeylerden birisi de ne? Turşular. Turşular. Gedelek. Daha onları da göreceğiz. Göreceğiz diye düşünüyorum. Göreceğiz. Bursa şeftalisi aslında eskiden yeşil şeftali olarak biliniyor. Hatırlarsın onu. Ama sanırım işte her şey gibi o da değişiyor. Değişimi orada. Şu andaki bu bir erken şeftali. Yani insanlar bunu görüp bu orijin Bursa şeftalisi biraz daha iri. Mevsiminden dolayı tabii yarma biz olur. Onu evet. gösteremedik tabii. Tabii kestane burada şekerini görüyoruz ama kestaneden birçok şey yapılmış. Niye? Çünkü burası bir kestane bölgesi. Dünyanın en özel Evliya Çelebi seyahatnamesinde de geçtiği gibi kestaneleri burada yetişiyor. Tabii kestanede de şeftalide de daha Bursa'nın birçok ürününde de inove edilmesi gereken şeyler var diye düşünüyorum. Yani bunları dünya mutfağına gönderebilmek için bunların inove çalışmalarının yapılması lazım. Evet. Çünkü bu ürünler gerçekten arama olarak, tat olarak
inanılmazlar. Ama sadece inovaya ihtiyaçları var. Biraz da bunun üzerinde Bursa'nın ya da Türkiye'nin çalışması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ben anladım ki Adnan abi, biz Bursa mutfağını anlatarak bitiremeyeceğiz. Şüphesiz, şüphesiz. Böyle dar zamanlarda bu evet. İş mümkün değil ama bahsetmeden de geçmek istemediğimiz için küçük küçük bilgiler vermeye çalıştık. O zaman devam edelim. Hikaye devam ediyor. Adnan abici, Bursa'da herkes Bursa deyince kestane evet. Ve de İskender'i bilir. Evet. Bilir yani. Herkes biliyor. Evet. Ama buranın bir de benim bildiğim kadarıyla çok özel bir çileği var. Doğru, dağ çileği. Dağ çileği. Evet. Evet. Aslında Bursa çileği o. Ama bugün biz ne tür bir çilekle karşılaşacağız göreceğiz. Bir tadına bakarız nedir ne değildir. Bir de buraların rakımı yüksek. Yüksek. Evet. Ve bu bölge yani Keles'le beraber 3-4 tane daha ilçe şey yapıyor, çilekçilik yapıyor. Yani ciddi bir çilek rekoltesi var. Bir de böyle yüksek bir rakımda olduğu için bu çileğe farklı bir tad olarak, lezzet olarak, aroma olarak farklı yansıyabilir yani. Onu yiyelim anlayalım. Evet. Bir görelim kokusu bakalım. Nasıl, tadı nasıl. Evet. Ya gerçekten ben bunu merak ediyorum. Şu Osmanlı çileği de vardı yani. Bir de ona denk gelirsek. Ona bir denk gelirsek baba çok iyi olacak. Da dedin ya, seni bir çilek bahçesine götürüyorum. Vallahi öyle yani. Şahane. Normal çilek gibi görünüyor ama çiçek gibi yani. Normal gibi bile görünmüyor Adnan abi. Vallahi kokuyor. Haksızlık ya. Etme bu çileğe. Evet. Yani normal gibi de durmuyor. Aynı çileğin mankeni gibi duruyor. Evet. Merhaba. Merhaba bey. Biz merhaba çileği Reşit görünce abicim. Seni unuttuk. Öyle bir çilek yetiştiriyorsun. Anlat bu çileğin alameti farikalarını. İnsanlar halkımız yesin diye biz uğraşıyoruz, çaba gösteriyoruz, yetiştiriyoruz Allah'ın izniyle. Nasıl yapıyorsun, nasıl ediyorsun, ne zaman ekiyorsun, ne zaman biçiyorsun, ne kadar ürün alıyorsun? Cinsi ne? Bu çileğin cinsi albion. Biz buna Kasım'da toprağını hazırlıyoruz, naylonunu, malçını örtüyoruz. Mart sonunda fidelerini dikiyoruz. Fideleri diktikten sonra 3 yıl verim veriyor bu. Peki yılda kaç sefer ürün alıyorsun? Haftada 2 sefer topluyoruz. Haftada 2 sefer topluyorsun. Ha, yılın Mayıs'ın, bütününde değil, mevsiminde demek istiyorum. Mayıs'ın 20'sinde hasata başlıyoruz. Kasım'ın 20'sine kadar devam ediyor. Burası neresi? Burada Bursa'da buradan başka bir yerde yapılıyor mu bu? Bu Keles'te yapılıyor, Orhaneli'nde yapılıyor, İnegöl'de yapılıyor. Bu bütün köylerde yapılıyor. O zaman bayağı bir yüklü yapıyorsunuz. Yani. Tabii biz Bursa Osman Gazi'ye bağlıyız. Osman Gazi ilçesine bağlıyız. Bir de Osman Gazi var. Ha. Reşat abi, senin köyünün bu çileği daha iyi çilek, daha güzel çilek yapmayan bir özelliği var mı? Efendim şimdi burası Bursa Osman Gazi Bağlı Köyü. Evet. Uludağ'ın eteğinde bir köy. 900 rakımda. Oo. Şimdi hava sert olduğu için geceler bizim burada bayağı soğuk olur. 40'a geliyoruz akşam oldu mu. Bu çilek de hava sert olduğundan dolayı sert oluyor. Evet. Yumuşamıyor. Evet, kütür kütür gerçekten. Kütür kütür. Aroması da güzel oluyor. Aroması da çok güzel. Güzel ülkemizde böyle güzel çilekler yetiştirdiğin için emeğinize, yüreğinize sağlık. İnşallah bu yıl hasatınız bereketli olsun. İnşallah beyim. Bir yerdeyiz. Mitsi Köyü. Burası fotoğrafçıların çok rağbet ettiği, daha doğrusu sanatla ilgili insanların rağbet ettiği bir gerçekten köy. Öyle. Bursa'nın çok özel bir yeri. Ama biz daha özel bir yere gideceğiz. Çileği gördük. Sen çileği bana gösterdin. Şimdi ben de sana başka bir şeyden bahsedeceğim. Turşu. Turşu mu? Turşu. Ne turşusu? Gedelek. Gedelek? Gedelek. Ha, enteresan. Şahane. Gedelek.
Turşu. Turşu evet, görüyorum. Sen limonlu mu seviyorsun, sirkeli mi? Ya benim bildiğim sirkeli olur. Bildiğin? Evet. Limondan alma. Yok, ikisi birden olur. Ne demek ikisi birden? Hem sirke hem limon koymak lazım. Olmaz. Nasıl olmaz? Birini seç. Yok abi. Ne demek abi ya? Ben ikisini birden koyuyorum abi, öyle seviyorum ya, Allah Allah. Sen hayatında turşu yaptın mı? Turşu yaptım. İkisini birden mi koydun? İkisini birden koydum. Oldu mu? Oldu. Aslında evet. Turşunun sirke ya da limonlu olması diye bir şey yok. Ne istiyorsan onunla yaparsın. Aa! Aslında ürünlere göre de değişir. Bazı ürünler sirkeyi sever, bazı ürünler limonu sever. Ama Bursa'da turşuyu konuşuyorsan bu ikisinin de anlamı yok. Neden? Çünkü biz Gedelek turşu, hani şu alameti farikası Pınarbaşı kaynak suyu olan. Çünkü orada ne oluyor? O Pınarbaşı suyu kireçli bir su. Kükürtlü. Hah. Benim bildiğim kükürtlü, kireçli. Kireçli. Kireçli ve kürtlü. Tuzla, tuzla tepkimeye giriyor. Dolayısıyla ürünler ne oluyor? Kütür kütür oluyor. Ama o yüzden de Türkiye'nin her tarafında insanların bağırarak böyle Gedelek demesinin hikayesi o turşu. Ama bence Gedelek turşusunu yiyebileceğiniz şeker neresi? Bursa. Çünkü su burada. Evet. Gedelek bir turşu yapma şekli değil. Gedelek bir köyün ismi. İsmi. Özelliğini de bu turşu nereden alıyor? Sudan alıyor. Pınarbaşı. Ya, olay bu yani. Hadi bakalım, getir bakalım. İçelim. Adnan baba, yorulmuşa benziyorsun. Evet. Bayağı gezdik değil mi? Yani. Yani çileği gördük, turşuyu gördük, kestaneyi gördük, şeftaliyi gördük. Bunların tadına baktık. Evet. Şimdi de dinleme baktık. Dinleme kahvenin baktın. Tadına bakmadım. Ama nerede bakıyoruz? Neredeyiz? Mesele, Kodahan'dayız. Mesele orada aslında işte. Aslında İpek demek, Bursa demek. Aynı zamanda İpek demek ne demek? Koza demek. Koza demek. Burası da Kozahan. 1400'lü yılların sonunda yapılmış ikinci Beyazıt tarafından. Burası aslında kervanların geçiş yolu üzerinde. Dolayısıyla İpek yoluyla da mutlaka bir ilişkisi var. Tabii burası çok ilginç ziyaretçiler görmüş. Mesela Kraliçe Elizabeth gibi. Belki de Türkiye'de ilk kozanın işlenmesi, İpek'in yapılması gibi bir özelliğe de sahip. Aslında yani. Türkiye'de değil, dünyada en ender yerlerden biri. Zanaat ve İpekçiliğin merkezlerinden biri. Evet. Sosyalleşmek için de bugün öyle kullanılıyor. Muhteşem bir yer. Ben Bursalı olsam, Bursa'da olsam her gün buraya gelip şu ruh halini yaşamak isterim. Çok iç açıcı, çok iyi de bakılmış. Emek verenlerin de eline, koluna, yüreğine sağlık. Harika yani, Bursa'ya değer katan bir yer. Hele şu çınarlar var ya, çınarlar. Bursa'nın simgesi. Simgesi. Hatta ecdattan bize kalan yadigarmış gibi geliyor bana. Kesinlikle Osmanlı çok sevmiş. Yani birçok figüründe de, birçok süslemesinde de çınarı kullanmış. Hadi bakalım kahvelerimizi içelim. Bakalım. Çok fazla da dinlenemeyiz. Daha yapacak iş var. Var var abi var. Sultan, merhaba canım. Nasılsın? İyi misin? Anladım. İyisin. Sultan, sen Halkın Mutfağı'nı izliyor musun? Hani NTV'de? He? İzlemiyor musun? Ha, izliyorsun. Aferin sana. Beğeniyor musun peki? Çok beğeniyorsun. Ha, en çok kim beğeniyorsun? Beni seviyorsun. Ya çok teşekkür ederim ya. Sağ olasın ya. Çok teşekkür ederim. Öptüyorum. Ben de seni öpeyim ya, dur ya. Tamam. Ben de seni öpeyim aşkım ya. Ben de seni öpeyim. Cansın sen ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Çok sevdiğini biliyorum. Programı da izliyormuş. Aferin sana. Aferin. Oh! Deldi Ömer, deldi. Yıllık bir köy burası. Evet. Bu ne demek? Osmanlı ile yaşıt. Cumalı kızı. Cumalı kızık. Evet. Aslında kızık bir aşiret biliyorsun. O yüzden buranın hikayesi muhtemelen öyle. Ama Bursa'da sadece Cumalı kızık yok. Yani. Bu anlamda birçok köy var. Çünkü Bursa
biliyorsun aynı zamanda Osmanlı'nın ilk başkenti. Vallahi 700 yıllık dedin ya. Bastığım taştan bile anlıyorum onu. Kesinlikle. Duvardan, dokudan. Evet. Peki Bursa deyince aklına sadece bu mu geliyor? Tabii ki hayır. İskender kebap. Evet. Ama dönerle arasındaki ilişkiyi bana orada anlat istersen. Aa, çok geniş bir konu bu. Senin de iyi bildiğin çok konu. Çok geniş bir konu. Buyur abi. Ben sana bunu bir anlatacağım, bir anlatacağım, bir daha anlatacağım. Merhaba. Merhaba Yavuz abicim. Merhaba. Sevgili Güney, Bursa deyince de gastronomik anlamda akla ilk gelen şey, tüm dünyada belki de bilinen şey, İskender. Evet, İskender kebap diyeceğim. İskender kebap. Ben öyle biliyorum herhalde. İskender kebap abi. Ama şimdi Yavuz Bey'den. Ya İskender döner değil. Yavuz Bey'den İskender'in kebap. Ne olduğunu, ne olmadığını, Bursa'daki kültürünü aslında Türkiye'ye nasıl ya da dünyaya nasıl yayıldığını kısa kısa, kompakt bir şekilde öğrenmeye çalışacağız. Buyurun efendim, sizi dinliyorum. Şimdi efendim, İskender kebap sözcüğüyle girdik. Tabii ki kendi yaptığıyla adını ve her kalitesini birleştirdiği yer İskender bilmem necisi değil. Tabii ki İskender kebapçısı, İskender kebaplarını yapan ya da kebabını yapan İskender Efendi. Ama o İskender Efendi kendi adıyla müsemma bu ürününü sunarken toplum içinde ritüel olarak geldiği noktada artık tabii ayrı mütemmim cüz olarak İskender kebap olmuştur. Ama İskender kebap bir yiyeceğin adı değildir. Markanın adıdır. İçinde sadece yaptığı lezzet değil, o lezzete kattığı, var ettiği kültür de var. Bunun içinde bu var. Mehmet Efendi'nin oğlu İskender Efendi 1867'de bu markayı çalıştırıyordu. Orada o günün şartlarında kuzuyu bir şişe takıp çeviriyorlardı. Kuzu çevirme. Yani döner gibi yapıyorlardı. Ancak İskender Efendi çok zeki olduğu için bir şeyi fark ediyor. Etin her yerini, insanlar en iyi yerlerini istedikleri için bütün kuzuda onu kapıyorlardı. Oysa İskender Efendi de diyordu ki, bu kapışmalar en iyi yerini ben istiyorum düşüncesini yok ederek, etin her tarafını birbirine katarak, birleştirerek, zaten öge bu. Bir de evet, bu ögeyle yola çıkarak da bunu şişe takıp sonra da yanına yoğurdunu, sosunu, muhteşem tereyağını, Bursa'nın yaylasındaki kuzuyu birleştirerek son almış olduğu İskender şekliyle piyasaya sunar. Doğru. Ve de bu çok takdir görür. Ve gastronomi adına, Bursa adına, ayrıca bence dünya adına da, ülkemiz adına da bu bir gastronomi devrimdir. Yavuz Bey, bu nedir? O nedir? Şimdi bu bir esnaf lokantalarında geleneksel bir varlık olarak ifade edebiliriz. Şimdi 150 sene evvelden bahsediyoruz. Bir gelenek yani. 150 sene evvelden bahsediyoruz. 150 sene evvelden peçete meçete yok. İşte gördüğünüz bütün peçete bu. Bu nedir? Dudak kağıdı. Dışarıdayız, sokak kenarındayız. Bakın koyduğumuz çatala bakın. Konduğu yer ayrıştırıyor bir. Çıkartırken otomatikman varsa bir şey sağdan soldan çıktı. Yedik çünkü... Bıçak da bizim işte yok. Ne bıçağı Allah aşkına? Çatallar kocaman. Böyle de ye, böyle de ye. Sonunda işte bu. Bütün peçete bu. Peki neden pembe? O gün yıllarca o günkü sektörde her daim bulunamamaktan pembe kullanıla uzun yıllar izlediğim kendi dedelerimi, atalarımda karşıma hep pembe çıktı. Pembenin bir rolü mü vardır? Sanmıyorum. Hani pembe, gönlüm sende demek anlamında bir aşk yemeğiydi bu kebap. Alt tarafı 10 dakikada yenip gidecek bir şey. Ama pembe, o zaman onu yaptı. Peki buradaki ne? Buradaki de şimdi bardak zaten temiz ama
bardağı içindeyken otomatikman gayri ihtiyare insanın da vardır. Yani toz toprak alırsın, şöyle yapabilirsin. İki, şırayı döktük. İçtik, kan şekerimizi, onu da anlatacağım. Tatlılı bir şey, sinek zızıp geliyor. Kebap gelinceye kadar koruyuculuk görevi yapıyor. Çok güzel. İki, şimdi kebapçı dükkanlarında, köfteci dükkanlarında evelezel bir restoran gibi değildir. Burada masa kiralanmaz, sandalye kiralanır. Biz burada üç kişi oturuyor muyuz? Kalabalık. Burada bir sandalye var mı? Var. Birisi, müsaade eder misiniz? Buyurun kardeşim. Bu kadın da olur, erkek de olur. Dolayısıyla sandalye kiralanır, masa kiralanmaz. Burada ne anlatıyorum peki? Şimdi biz üçümüz, yemeğimiz geldi. Bir masada oraya oturdu. Derken onlardan sonra o tek kişi geldi, buraya oturdu. Şimdi o kebabı, adalet fonksiyonunu, kebabın İskender kültüründeki adaletin rolünden bahsediyorum. Oturdu. Biz burada üçümüz oturuyor diye buna verilirse oradaki der ki kardeşim o dördüncü kişi ona ait değil. Hop der. Ha, şıra burada kademeye giriyor. Şıra burada. Şıra burada otururken şırayı açarsın. O şırasını yudumlar. O aç gözlü kan şekerini yükseltir. Hatta yapısı itibariyle sinirli bir tipse bize böyle hani kaba tabir kullanmak istemiyorum. Atağını önlemiş olur. Aynı zamanda şıra bir yatırıcı yani. Yatıştırıcı rolü oynuyor. ...150 yıla ulaşmış müessese var mı diye bir düşünseniz de. Yok. Yani bu anlamda da yok. Neredeyse teksiniz. Yok. Onun için neredeyse de, değil. Yok. Onun için de ülke adına teşekkürler yani. İslam, teşekkürler. Bak kardeşim, tek bir yemek, tek bir yemek, öyle tek vuruşu penaltı gibi, evet, vurdun, evet, direğe vurdun mu, geri döndü mü, iş bitti. Evet, çok önemli bir şey işaret etti Yavuz abi. Tek bir yemekle bu kadar uzun yıl ayakta kalmak, günde 1500-2000 kişi bir bahçeye sokuyorsanız, yes, bu başarınızdır. Ha, bu çok başarı demek de parayla ölçmemek lazım. Çok büyük başarı. Çünkü bir tabak içinde tarih, kültür, gelenek, miras, insan kalitesi, dini öge, ahlak hepsi bir tabak içinde. Ya bunların hepsini hala yaşatıyorsunuz. Ve ben burada bazen böyle şey esiyorum yani böyle... Rüzgar. Oo, esiyorum. Ay, bazıları fırtına. Da bizim yanımızda söyleme diyor. Bağırma. Ben bağırmasam nasıl olacak bu iş? Sendeki fırtına yapıyordun. Bitti mi? Yavuz Bey şimdi bize çok güzel bir tabak anlattı. İçinde her şeyin olduğu. Sıra o tabağı yiyerek o içindekileri hissetmeye geldi. Yavuz Bey'e teşekkür edelim ve İskender kebabının keyfine geçelim. Önümüzdeki İskender kebap. Evet, bunu bir anlat. %70'i kuzu, %30'u dana. Olması gerekiyor. Evet. Bu bir döner değil, bu bir İskender kebap. Peki. Yapısı itibariyle böyle olması gerekiyor ki bu lezzete ulaşabilsin. Tabii ki içine konan şeyler zaten belli. Bir tek soğan suyu. İskender'de. Evet. Baharat yok. Tuz. Ve tuz. Buna değer katan diğer malzemeler var. Daha lezzetli olması için. Mesela şu. Yani bu dönerden şanslı. Evet. Koyun yoğurdu. Üzerine döktüğümüz tereyağını. Herkes %100 keçi bilse bile öyle değil. Çünkü keçinin yağının aroması yüksektir. Onu dengelemek için neredeyse 50-50 inekle birleştirmek gerekiyor. Ve tabii güzel bir domatesli sos yapacağız. Bu malzemelerin hepsi birbirini çok seven malzemeler zaten. Ekmek tırnaklı pidedir ve mutlaka o tırnaklı pide yağlanmalıdır. Dikkat edersen böyle orijinal İskender olduğu zaman bir de içinde ufak böyle bir şiş kebabı vardır. Köfte yani. Evet, köftesi vardır. Peki şimdi bunlar güzel söyledin ama bunun pişirme tekniği dönerle aynı mı? Kesme tekniği aynı mı? Ha, benzerliği bir şişe takılması. Ama dikkat ederseniz İskender kesimi diğer döner kesimlerinden farklıdır. İnsanlar buna çok dikkat etmeleri lazım ki görebilsinler.
Şimdi bunu keserken usta nasıl keser biliyor musun? Böyle vurarak. Vurarak keser. Neden? Çünkü o suyu orada etin üstünde bırakmak istiyor. Ha. Diğeri keser. Böyle değil. Böyle ete vurarak, vurarak, vurarak indiriyor. Çünkü suyu içinde kalsın istiyor. Peki ötekinde suyunun içinde kalması önemli değil mi? Kalır ama bunun kadar kalmaz. Her ikinize de teşekkür ediyorum. Rica ederim. Anladık ki İskender tanıldığı gibi kebap. Üzerine domates, yoğurt konularak herhangi bir dönerden yapılan şey değildir. Güzel. Evet. Ve bunun adı İskender değildir. İskender kebaptır. Yediğimizle, içtiğimizle, gördüğümüzle muhteşem bir Bursa yaşadık. Ve şu anda Bursa bitiyor diye üzülüyorum. Neyse ağlayacaksın. Vallahi üzgünüm. Ama işte ne gördük? Bursa'ya doğa muhteşem bütün her şeyini vermiş. Diğer taraftan göçler, tabii göçlerin yarattığı muhteşem bir kültürle beslenmiş. Öte taraftan tabii büyük bir tarih var. Evet, sadece Osmanlı evet. Değil. Daha da geriye giden 6000 yıllık bir tarihte söz konusu. O yüzden üzülmekte haklısın. Çünkü bu kadar büyük bir zenginliği görüp ondan sonra veda etmek şüphesiz zor olur. Zor olur ama mecburuz. Biz veda ediyoruz ama aslında izleyicilerin şöyle bir şansı var. Sosyal medya hesaplarında bütün bölümleri dönüp dönüp tekrar tekrar hatırlama şansları var. Tabii ondan sonra mutlaka o şehirlere gitsinler. Diyelim ve halkın mutfağından selam, yola devam.